Tekno Özel kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere kullanmış olduğumuz MSI'ın GS40 model laptopunun fanında ses olduğu için içini açıp hep beraber göreceğiz bu sesin nereden geldiği. Çözebilir miyiz, çözemez miyiz? Bir de ona bakacağız. Şimdi biz arkadaki vidalarını açtık. Şimdi arka kapağı kaldırıyoruz. Şimdi kaldıralım. Evet, fandan ses geliyordu. Evet, gördüğünüz gibi fanın arkasındaki yastıklar yerinden çıkmış. Bunlar sanırım yapıştırıcıyla tutturuldu buraya. Tabi bu fanın üzerine denk geldiği zaman bundan ses yapıyor. Diğer fana bakıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi diğer fanın da yastığı silikon yastık yapıştırıldığı yerden çıkmış. Şimdi bunları nasıl yapabiliriz? Çift taraflı bantla olabilir diye düşünüyorum ama onu bir deneyeceğiz. Çift taraflı bant yapıştırıp bu yastıkları onun üzerine yapıştırıp sorunu çözmeyi deneyeceğiz. Bu arada içini açmışken laptopumuzun bir toz, kaba toz temizliğini de yapmakta fayda var. Çünkü biliyorsunuz laptopların fanları içini açmışken aynı zamanda size laptopun iç kısmını da göstermek istiyorum. Bizim laptopumuzda 256 GB SSD disk var. Aynı zamanda 1 TB'lık hard disk mevcut. Şöyle iç kısmını görebilirsiniz. Laptopun arkasını açmak çok da zor değil. Arka kısımda 8 tane yaklaşık 8 tane vida bulunuyor. O vidaları açtıktan sonra kenarından tırnağınızla şöyle yaptığınız zaman çok rahat bir biçimde açılabiliyor. Şöyle ön kısmını açtıktan sonra arka kısım zaten kolayca açılabiliyor. Yani açılması çok zor değil. Şimdi çift taraflı bantla bu yastıkları tekrar sabitleyip fanın ses problemini çözeceğiz. Şimdi çift taraflı bantımızı alıyoruz. Çift taraflı bantı fan yastıklarına yapıştırdık. Şöyle fazlalıklarını kesiyoruz. Evet, yastıkların arkasına çift taraflı bandı yapıştırdık. Direkt aynı yere yapıştırmıyorum. Onun yanına yapıştırıyorum. Yastıkları. Evet. Gayet güzel tuttu. Diğerinde yine aynı yere değil, yanına yapıştırıyorum. Bir tanesinde fazla kullanılmış. 4-5 tane yastık kullanmışlar.
Evet, fanın yastıkları taktık, yapıştırdık. Şimdi laptopun kapağını yerine kapatıyoruz. İlk önce şu arka kısmını getirdik. Tırnaklar yerine oturdu. Şimdi yan kısımlarını şöyle evet. Yerine oturttuk. Arka kapağı kapatmak için 8 tane vidamız var. Bunları yerine takıyoruz. İlk önce vidaların boşluklarını alın ki eşit şekilde sıkılsın. Yoksa bir taraf fazla sıkılır, bir taraf az sıkılır. Bu vida yuvasına zarar verebilirsiniz. Bu tür işlemlerde vidaların baştan boşluğunu alın. Ondan sonra zıt yönlerde simetrik bir şekilde sıkmaya çalışın. Mesela buradakini sıktıktan sonra bunun çaprazındaki şunu. Bunu sıktıktan sonra bunu sıktıktan sonra mesela bir yanına geçin. Onu sıkınca onun karşısına. Evet. Şimdi yaptığımız işlemden sonra ikinci fan devreye girdi. Şu an ses çıkmıyor. Evet, düzeldi. Takozları tekrar olduğu yere yapıştırırsanız çift taraflı bantla bu sorun çözülüyor. Tekrar aynı sorun olursa yine aynı işlemi tekrar edeceğiz. Bugünkü videomuz bu kadar. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.